Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yerde açılış yapıyorum. Daha önce buraya gelmiştim biliyorsunuz. Niye buraya geldim diye soracak olursanız aşkım İzmir'den geldi. Kavuştuk çok şükür. Bugün ya da yarın bakalım duruma göre dönüş yapacağız. Seni bir esarlayayım. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşım. Ay konuşamadım. Böyle denize gelelim dedi. Ben de birazcık denize girmek istiyorum. Serinliğim falan istiyorum dedi. Bugün çalışmış olmasına rağmen böyle çıktı, geldi. Hiç üşenmedi. 2 saat kadar yol geldi toplamda. Denize geldik. Sahil de bayağı kalabalık bugün. Cıvıl cıvıl. Deniz de çok güzel şansına. Aşkım senin şansına bu. Baksana göl gibi. Hiç dalga yok, rüzgar yok. Mis gibi bir hava söz konusu. Aşkım burası neresi söylemedin ya bu arada? Akkum. Sadece Akkum plajı. Burası halk plajı. Bu arada biz az önce oturduk. Şu an giderken çekiyorum size. Tam böyle o zaman çok güneş vardı. Sıcakta dedik çekmeyelim. Dönüşte çekeriz. Tam böyle güneş zaten inmedi aşağıya. Akşam 7-7.30 gibi batıyor. 2 şezlong bir şemsiye 30 lira. Gayet de uygun değil mi aşkım? Çok çok uygun. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bedava. Evet çünkü belediye işletiyor burayı. Yani şezlongları da çok güzel böyle ahşaptan falan yapmışlar zaten. Çok rahattı. Evet yani oturduk işte biraz vakit geçirdik. Şimdi de oğlumuzun yanına gidiyoruz. Anneme bıraktık oğluşu. Çünkü sıcakta dedik getirirsek beyaz peynir gibi kızarır her yeri yanar güneşte diye. Kıyamam ona ya. Hani bir de tam yaz gelmedi ya o yüzden de hasta olur diye çok korkuyorum açıkçası. Yoksa tabii ki ilerleyen zamanlarda onu da denize sokacağız. Onu da mutlaka böyle denize tanıştırırız. Ama daha erken olduğunu düşünüyorum çünkü daha Mayıs'ın ortalarındayız. Bir Haziran'ın ortaları, sonları gelsin. Ondan sonra inşallah onu da denize sokacağız. Tabii canım zaten ona her türlü şeyi alacağım ben. Evet, bütün o simit falan alırız böyle gölgelikli. Simit, kolluk hani şey oluyor güneş böyle. Güneş kremi falan almamız lazım. En önemli şey o. Bu arada birazcık dert yanayım. Güneş kremleri de çok pahalı. Geçen sene yarı fiyatı olan şeyler şu an 3 katı fiyatla. Çok dehşet pahalı. Bir baktım geçen Gretis'e gitmiştim de orada baktım. Bundan da dert yanmış oldum aşkım. Aynen öyle. Yani her şey pahalı artık aşkım. Evet, hani evet. Alınacak gibi yani değil hiçbir önceden, şey. Önceden geçen sene mesela 80-90 lira olan şey şu an 300-350 lira civarında bir şey. Ama geçen sene alıp hani ben bunu saklayayım kenarda dursun diyebileceğimiz bir şey de olmadığı için yani mecburen alacağız artık oğlumuza. Aynen çünkü öyle. Çünkü pamuk gibi. Kıyamam ona. O çok yanar, çok yanar o. Bu arada arkadaşlar buraya gelmek isteyen insanlar, buraya gelmek isteyen güzel kalpli tatil yapmak isteyen insanlar. Üstte mi aşkım otopark var? Sen daha iyi bilirsin. Arabayla genelde geliyorsun ya. Şu üst tarafta otopark oluyordu değil mi? He yani şu an bakın tam şu arabanın işte geçtiği yer var ya. Oradan sağ tarafa doğru yukarıda böyle şurada otopark var arkadaşlar. O üst kısım komple otopark yani. Otopark ücreti o zamanlar 20 liraydı geçen sene. Şu an bilmiyorum. Şu anda 30 ya da 40 lira falandır en fazla. 30-40'tır. Aynen öyle. Şimdi giderken görürsem bakacağım. Aşkım buraya peki başka nasıl gelebilir insanlar? Otobüs de geliyor buraya. Esot da geliyor. Dolmuş da geliyor. 640 numaralı Esot olması lazım. Tam kapıda indiriyor zaten bu az önce şurada vardı ya. Dur kubelasını orada indiriyor. Tekrar göstereyim. Evet. Tam şurada bakın şu an aynen. Dolmuşun bakın, tam olduğu yer. Dolmuşlar da geliyor. Bu arada otobüs 5 lira falan alıyor. Dolmuş 8 lira alıyor. Onu da söylemiş olayım. Hani şey yok yani hani öğrenciyim ben yok şey indirim istiyorum falan herkese 8 yani. Esot'ta var ama öğrenci kartımda. Otobüste var evet, dolmuş da hani şimdi dolmuş bilmiyorum hani onu biz dolmuş diyoruz da. 2 lira falan var. Aşkım bazı şeylerde minibüs diyorlar ona mesela evet, İstanbul'dan evet. Dolmuş deyince pek yani daha çok minibüs diyorlar onlara. Evet, bizim ağzımız alışmış. Biz dolmuş diyoruz da. Daha böyle sokak ağzıyla konuşuyoruz. Aynen zaten burada inip hemen şuraya yürüyorsak hemen şöyle bir zoomlayayım. 50 metre falan işte aynen 50 metre. 50 metreden biraz daha fazla yani 100 metre. İçecekler falan da var, marketler var burada ilerleyen ama yerlerde. Ama sahil çok güzel arkadaşlar tavsiye ederiz yani. Özellikle tertemiz. Özellikle gelecek olanlar için böyle kumları falan çok güzel. Tam böyle kürekle kumla oynamalık bir alan. Kumdan kale yaparsın aynen. İşte ne bileyim her türlü şey böyle yapılır çok yani. Çok bir anda aşırı derinleşmiyor yavaş yavaş derinleşiyor. Hani ben böyle hani sakin takılayım işte açayım bir sandalye deyip hani oturayım şöyle güneşlime bakayım dersen böyle bir yerde oturabilirsin. Hemen girişte yer var. Taşlı kayalık yer var. Bir de hani ben dersen işte kum istiyorum hani toprak olsun, daha taş olmasın, temiz olsun. O zaman da hemen şu ileride sahilde denize girebilirsiniz. O zaman şimdi alanımıza gidelim mi arkadaşlar?
gidelim aşkım. Özür dilerim ama 2 saattir ayrı kaldık olmuşta. Aynen öyle. Ne yaptı merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. O zaman gidelim artık. Biliyorsunuz dün en son biz denizdeydik. Sonra annemlere gittik. Yemek yedik falan derken hazırlanıp biz evimize geldik. Şimdi de baktık ki dolapta hiçbir şeyimiz yok. Dedik sabah erkenden uyanır uyanmaz tabii ki. Gidip bir alışveriş yapalım dedik. Oğluş bizi bugün kaçta uyandırdı aşkım? Valla 6:20 geçiyordu arkadaşlar. Ben aram sandım, hani işe geç kaldım sandım. Ha, bugün pazar normalde yani. Panik oldum. Bir baktım çocuk uyanmış böyle. Bir beni tokatlıyor, bir annesini tokatlıyor yani. Erkenden uyandı. Biz de onun karnını falan doyurduk. Dedik gidip bir şeyler alalım eve. Hem de uzun zamandır böyle bir alışveriş videosu çekmiyorduk. Hem bize de değişiklik olur diye düşündük. Hava da çok güzel. Değil mi aşkım? Hava çok, yani artık yaz geldi ya. Hani evet, İzmir'de evet. Bilmiyorum hani başka şehirleri de. İzmir'de şu anda artık yaz gelmiş yani. Çok şükür ya. Şu annemlerde kaldığımız her gün boyunca 1-2 gün dışında sürekli böyle bir rüzgar oldu. Sürekli bir soğuk oldu. Böyle doğru düzgün dışarı çıkamadık. Buraya geldik, yaz oldu. Şansımıza. Oluşumu da göstereyim sizlere. Ateş Demir. Nereye gidiyoruz anne? Güneş var. Dur şuraya geçeyim, öyle baksın. Yüzüne burada güneş geliyor, bakamıyor. Anneciğim. Bir tanem. Etrafa bakıyor babası. Babacığım. Hadi gidelim. O etrafa baksın. Keyfini bozmayalım. Çok şu anda aşırı odaklanmış. Bir şey gördü, ciddi ciddi bakıyor. Arkada kedi görmüş ya. Olabilir. Bizim evin yakınındaki Tespo'ya geldik şimdi. Şöyle ben bir reyonları göz gezdirdim. Şimdi birlikte de bakacağız. Şimdi ne alacağıma karar verdim. Önce banyo ürünlerinden başlıyoruz. Değil mi annem? Uykusu geldi. Sabahtan beri uyumuyor. Saat kaç şu an açıkta? 10 oldu. Saat 11 oldu. 6.30'dan beri uyanık beyin. Saat 6.30'dan beri çocuk böyle. Sabah 6.30'dan beri bu çocuk böyle. Bu çocuk böyle 6.30'dan beri. Kamera yok sana. Kamera vermem. Olmaz ha. Olur mu? Olmaz. Görüyorum ama kusura bakmayın. Aranıza giriyorum. Duş jeli alacağım. Hangisinden istersin? Mavi var. Bak. Lotus çiçeğiymiş. Çilek sütüymüş. Orkide varmış. Aloe vera varmış. Allah aşkına. Duru alalım dedim ya. Olur, bunlar arada güzel. Bu 22.90 fiyatı da. Gayet güzel. Al aşkım bence şunları. Hangisinden? Duru al. Orkide özel al. Orkide. Tabii ben orkideye layık bir insanım. Tam çapraz liranda bebek bezleri vardı. Bizim şu an bezimiz var. O yüzden bez almayacağım ama biz 4 numara kullanıyoruz. Şöyle maxi kullanıyorum yani. 30'lusu. İçinde 30 tane var. 45-67. Biraz pahalı geldi bana. Çünkü biz internetten daha uygun alıyoruz. Yani 1 lira 10 kuruşa falan geliyor internetten aldığımızda. Dedik meyve suyu alalım. Aşkım da diyette artık gazlı içecek içmiyor biliyorsunuz. Belki arada bir bardak meyve suyu veririm ona. Yani bunlar da tabii çok faydalı aynen. Değil ama en azından şeyden daha iyidir yani. Çok şekerli kola. Ben karışık alayım diyorum aşkım. Olur. Sen vişne seviyorsun, ben de karışık seviyorum. 12.31'miş. Vişnenin de galiba 14.32. Normal fiyatlar ya. Bu artık her şey çok pahalı. Bir tane cam sil alayım dedim. Clorox markasının 10.68'miş. Bir tane de şu duş kabin temizleyiciden alacağım. Al aşkım. Bu da 13.82. Pirincimiz bitmişti. Şöyle dedim ki 1 kilo pirinç alayım. Aslında 2-3 kiloluklara baktım ama burada çok böyle kiloluklar var. Onları da biz tüketemeyiz diye düşündüm. Ne kadar? 24 lira aşkım bu. 1 kilo. Ama bazı. Güzeldir ama ya. O durum arkasını. Kalitelidir. Aynen. Oğluş tam uyumuştu. Nedense böyle bir huzursuzluk var. Uyandı. Biz de şimdi yağ alacağız. Şundan alalım dedik ama. Yani en mantıklısı bu geldi arkadaşlar, evet. Gözümüze. Yani Yudum markanın. Alacağız hadi, yapacak bir şey yok. Bunu alırken artık içim sızlıyor. 180 lira yağ mı olur arkadaş ya? 180 lira ya. 180 tane 1 lirayı bir yere geçsen taşıyamazsın ya. Ve arkadaş. Baharat reyonundan karabiberle çörek otu aldım. Oluşta buraya oturttuk. Ama korkuyorum yani. Değişik bir şeyler istiyor çocuk, durmuyor. Çok bağırdı arkadaşlar yani şu videoyu. Burnumuzdan getirdi vallahi. Çekemedik yani video. Buna 15 lira verdim. 80 gram karabiber var içinde. Tamam. Şurada 3,5 lira çörek otu. Bir tek şu ucuz şu dünyada ya. Evet, 3,5 lira. Bir tane tuz aldık böyle. 13,5 liraymış bu. 1 lira tuz 1,5 kilo. Bayağı gider bize. Bir de şöyle
kaçtıydı bunu unuttum, dur bakayım, 4x5 20 tane maden suyu aldık, sarı kızı marka. Bu da 18 lira civarında bir şey galiba arkadaşlar, yanlış bilmiyorum, söylemiyorum emin değilim ama 18 kusur liraydı galiba. Bir tane domates salatası aldım bu kışın. Ne kadar aşkım? 14,5. Cam almadım çünkü evde zaten cam kavanozda kendim koyuyorum. İyi yapmışsın değil mi oğlum? İyi yapmış değil mi annen? Evet babası, evet. Sarı baştım. Bu arada buraya bayıldı resmen. Böyle bir şey olamaz. Hani ben hani korktum ilk baş düşer diye. Ben düşeceğim, o düşmüyor yani. Böyle bir şey yok. Çok dengeli oturuyor. Hadi gidiyorum. Sanki şey. Yıllardır burada oturuyormuş. Kendi arabasında durmadı, buraya aldık. Şimdi durum bu. İki tane böyle süt alıyoruz. 13.30'muş aşkımın tanesi. Aşkım geldi süt içiyor. İçim sütü alalım dedi. O güzel oluyor. Mantıklı ya. Biliyorsunuz en son markette alışveriş yapmıştık. Hatta ben internetten de birkaç bir şey söyledim. Sesim de biraz böyle kötü çıkıyor olabilir. Az önce erik yiyordum. Sen aşkım beni güldür. Eriğin suyu boğazıma kaç. Böyle öksür öksür bir hal oldum. O yüzden birazcık kötü. Mazur görün. Arkadaşlar valla gözüm kalmamıştı yani. Gayet de normal. O çok böyle hani hevesle aldı. Bir ısırık aldı erikten. Boğazında kaldı böyle. Evet, öksür vallahi. Öksür. Ay çok kötü oldum bir anda. Korktum valla. Gittim geldim o tarafa. Boğuluyor sandım aşkım. Bu arada marketten geldiğimizden beri niye video çekmediğimizi soracak olursanız da Oğuluş bu sabah erkenden uyandı. Zaten videoda bahsetmiştim bundan. 6.30'da uyandı. Biz de onunla beraber kalktık. Pazar olmasına rağmen. Ondan sonra öğlendi sanırım. İşte 1 falan oldu. Hiç uyumadı o saate kadar. Dışarı çıktık markete. Markette de uyumadı. Markette durmadı. Bebek arabasında böyle öyle bir ağlıyor ki. Normalde hiç ağlamayan çocuk bebek arabasında. Böyle bir ağlamak olamaz. Marketi birbirine kattı. En sonunda market sepetine koyduk onu. Zaten videoda da var, görürsünüz. Koyunca hiçbir şey olmamış gibi, sanki hep orada oturuyormuş gibi gayet mutluydu. Evet yani bir anda çocuk sessizleşti. Nazara geldi herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Bir de dişi çıkarıyoruz. Onun uysuzluğu var sanırım. Ondan sonra işte geldik. Uyumadı bir türlü. Ben de şey yaptım. Hani bir duş aldırdım ona böyle hemen hızlıca. Ondan sonra bir saatçik uyudu. Ben de onunla beraber bir saat uyumuşum. O bir saat bana var ya sanki 3-5 saat uyumuşum gibi geldi. Ama sonrasında da uyandıktan sonra yine akşama kadar uyumadı. 9-9.30 geçiyordu uyuduğunda. Düşünebiliyor musun aşkım? Günde sadece bir saat uyudu. Şimdi ben bizzat yaşadım yani. Beraberdik işte, gördüm çocuğun halini yani. Çok hani annemlerden geldik. Acaba yerini falan mı yadırgadı çocuk? Alıştı herhalde orada. Ya da bilmiyorum, dişinden dolayı bayağı böyle bize bir eziyetli bir gün geçirdi. Annemlerin oradayken böyle yapmıyordu. Biz eve gelince hep böyle bir şey oluyor, bir sıkıntı çıkıyor evet. Yani. Oradayken yaşasak bu durumu aslında daha kolay atlatacağız. Ya ben şeyi anlamıyorum hani, onu da sormak istiyorum hani, böyle bunu aynısını hani insanlar yaşayanlar var mı aranızda? İşte bir çocuk bir anda duruyor. Durup dururken bir anda ağlamaya başlıyor. Hiçbir şey yok. Hayretler içerisinde kaldım. Etmediğim dua kalmadı. Ne nazar duaları, uyku duaları, bütün aklıma gelebilecek, bulabileceğim her duayı ettim gerçekten. Ama en sonunda sakinledi, pes etti. İşte akşam yemeği falan yedirdim ona. Yemesinde iştahında çok şükür bir sıkıntı yok ama niyeyse böyle bir huysuzluk var. Sanki bir yere acıyormuş. Sürekli böyle hani ne olduğunu söyleyebilse bize, biz de şey yapacağız hani, derman olacağız ama olamıyoruz böyle. Hani bir türlü avunmuyor. Biraz balkonda oturduk falan. Hani günüm öyle yorucu geçti ki hani pazar günü normalde dinlenilir. Biz hiç dinlenemedik bugün valla. Valla sıfır dinlenmeyle yarın işe gideceğim. Allah'ın izniyle. Aşkım bana şey diyor. Biz diyor geldik yazlıktan ama diyor sen diyor böyle giderse diyor 2-3 gün daha böyle olursa diyor sen diyor nasıl baş edeceksin aşkım diyor. Geri gidelim bari biz diyor. Valla ben hani şey ay. Yani böyle bir hevesle umutlu geldik ama çocuk beni burnumuzdan getirdi bugün yani. Pazar gününü hiçbir şey anlamadım ben yani. Bütün gün tam gün bu çocuk bağırıp durdu yani sürekli. Yani hiçbir şey yapamadım. Bir tek çamaşır yıkamıştım sabah markete gitmeden önce. Attım çamaşırı. Geldim bir tek onu serdim. Bir de yemek hazırladım. Bir şey yapamayız ki yani. Hani aparatif oldu böyle çok hani abes, aman aman bir şey hazırlamadığım için çekip size göstermek istemedim. Damla bunu mu hazırladım demeyin diye. Yani şey ne bileyim ya, çok zorlu bir süreçti gerçekten.
Tecrübe ettik. Evet, inşallah bir daha olmaz. Hani gelmiş geçmiş olsun diyeyim. Hani karnı tok, işte gazını çıkarmışız. Altı temiz. Her şey temiz, her şey yolunda. Tuvaletini yaptı. Hani bir anda can... gülerken, sessizken bir anda başlıyor çığlık çığlığa ağlamak. Uyutuyorum. Hani uyumak istiyor. Gözleri kapanıyor, görüyor. Tam böyle uyuyor. Böyle bir iki dakika geçiyor, ağlaya ağlaya. Ama nasıl böyle hıçkırıyor? Ay kıyamam ya. Vallahi çok kötüydü. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Vallahi hani çok bildiğin kendini yırttı yani böyle ağlarken. Evet. Gözlerinden yaşlar akıyor. Ama en son şey, böyle biraz televizyon izliyorduk onunla. Kucağımda oturuyordu böyle. Okşadım onu, okşadım. Bir baktım uyuyakalmış kucağımda. Artık o da bünye dayanmadı uykusuzluğa. Kıyamam çocuğuma ya. Hatta şey, ben sizi böyle fotoğraf çekmiştim öyle yani kucağında uyuduğunda. Onların arasında güzel bir resim varsa belki paylaşırız aşkım, hatıra olur olarak. Olur aşkım. Bu arada bunlar nedir? Bunlar şey, ben bugün markete gittik biliyorsunuz ama gittiğimiz markette meyve sebze reyonu yok. Orada daha çok böyle işte dondurulmuş ürünler falan oluyor. Dur ben göstereceğim aşkım. Şöyle açayım. Bunları da Trend Yol'dan söyledim. Aşkım biliyorsunuz diyet yapıyor ama biz oğluşla beraber yapmıyoruz diyet. Çünkü o böyle her şeyi yemek istiyor. Ben de ona eşlik ediyorum mümkün olduğunca. Zaten eşlik etmesem de ondan kalanları yiyorum. Her annenin yaşadığı gibi. Aa, ben işte artık yani yememe çalışıyorum artık. Evet. Çok mesela kilo aldım bu akşam çünkü. Bile aşkıma sadece salata yaptım. Salata yedi. Başka hiçbir şey yemedi. İstikrarlı gidiyor umarım. Bu sefer olacak yani. Evet inşallah. Yani 3-5 kere diyet başlayıp bozdum arkadaşlar. Hani tam verdim diyorum geri alıyorum. Verdim diyorum geri alıyorum. Aslında bir şey diyeyim mi? Dünyam bozuldu. Hani başlayıp bırakıp başlayıp bırakmak da sana kilo aldırıyor aşkım. Her başlayıp bıraktığımda daha fazla alıyorum yani. Evet. Şimdi artık baktım ki dizlerim bacaklarım artık ağrıyor yani kötü bir durumdayım. Dedim artık yememem lazım. 3-5 gündür de çok güzel gidiyorum yani. Evet. İnşallah bozmadan. Bozmazsam yani diyeti bu sefer. Bozmazsın ya. Ben yapmıyorum sana yemek artık. Yapma yapma. Salata yapan sadece. İşte oğlu işte kendimize ben de hani o böyle yemekleri seviyor. Bezelye aldım. Bunu Migros'tan aldım bu arada. Bunu Trendyol marketten aldım. Ne kadar fiyatları hatırlıyor musun? Vallahi aşkım dur. Bunun üstüne yazıyor zaten. Bu yazmıyormuş. 20 liraydı bu kilosu. Ben yarım kilo aldım. Şey çünkü hani iki kişi yiyeceğiz ya oluşta. O yüzden yarım kilo aldım. Biraz daha mevsim olunca daha da ucuzlar. O zaman daha uygun alırız. 10 liraya falan düşer illaki. Fasulyeyi de yanlış olmasın. O da 22 mi 23 mi neydi? Ondan da yarım kilo aldım. Hani çünkü içine ben bunların patates, havuç falan da koyduğum için daha böyle fazlalaşıyor. Zaten ikimiz de yiyeceğimiz için. Yarım şer kilo aldım. Şimdi otururken de ayıklayacağım onları. En azından dedim hani saat daha erken uyumadan önce dedim bunları da ayıklayayım hazır olsun. Yarına pişiririm inşallah oluşa. İnşallah aşkım ya. Vallahi Allah. İnşallah nasıl diyeyim nasip etsin de çocuk bir kendine gelsin toparlasın. Aynen. Da işte ağlamadan evet. Bağırmadan böyle o eski neşeli halini özledim ya çocuğun. Vallahi elim ayağıma dolaştı sokakta da bağırıyor ya. Bugün anahtar arıyoruz marketten geldik. Anahtarı bulamıyorum bir türlü. Allah dedim kapının üstüne mi bıraktık düşürdük mü aşkım diyor çilingirci mi çağıracağız diyor. Bir anahtara sahip çıkamadım. O söylenmeye başladı. Neyse komşu açtı kapıyı yukarı çıktım. Tam yukarı çıktım. Bir baktım cebimdeymiş anahtar. Halbuki cebime bakmıştım. Yani bakmadığı yerde kalmadı yani. O an panikle cebim, o cebimdeki telefonun arkasındaymış. Telefonun şeyinden görmedim aşkım hani. Ama olsun ne yapalım ben bulunduk ya sonuçta. Aynen, önemli olan bulmuş olmak. Öbür türlü çilingir gelecek 150-200 lira alacak bizden. Bir günde pert etti bizi. Bir gün mahvolduk bizi ya. Gerçekten arkadaşlar hani ben normalde böyle çok şikayet eden adam değilim annemi yani. Annemi çok aradım bugün. Çok fenaydı gerçekten yani. Evet. Bizi mahvetti yani. Ben hala böyle gözümün önünde o bağırışları, ağlayışları, çığlık attı. Kulağımda hala çınlıyor yani. İnşallah iyi olsun da. Ya bu diş dönemi gerçekten çok zor. Yani. Çocuğun hani annem şey derdi. Hatırlıyor. İşte hani dişin çıktığından yanmam. Hani huyu değiştiğine yanarım. Öyle bir laf var. Bir şeyler söylüyordu. Gerçekten böyle huyu değişince tuhaf oluyor. Ya bir de ben hani şey hani bizi izleyenlerden de böyle tavsiye isteyeceğim. Hani böyle bir durumda yani yapacağımız bir şey var mı? Hani bir şey yapabilir miyiz? Ne yapmamız lazım? Ne vermemiz çocuğa? Atıyorum dişle alakalı başka ne yapabiliriz? Bu mesela taze ani, soğan verdik. Salatalık her şey. Verdik. Hani eline bir şeyler de veriyoruz hani kendi yesin oyalansın diye. 2 dakika yiyor fırlatıyor. 2 dakika yiyor fırlatıyor. Yani hiçbir şekilde şey olmadı. Hani bu hani şey ben hani ağlama ataklar oluyor bir anda böyle hani hiçbir evet. Şey bir anda böyle çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor çocuk.
Muhtemelen biz hani şey hani önerim yani kendi düşüncemiz şey oldu işte. Hani diş ağrısı bir anda başına vuruyor herhalde dedik. Şöyle altta dişi çıkıyor. Ortada çıktı iki tane var zaten. Onların yanında çıkmaya çalışıyor şu an diş. Ben diyorum ki hani emzik emerken ya da bir şey ağzına dokunduğunda tam oraya değiyor. O an böyle şey olduğunu düşünüyorum hani zonkluyor. Yani öyle bir hani varsayımımız var ama emin de değiliz yani niye böyle bir şey yaşıyoruz. Hani benzer... Baktım yarın da böyle oluyor. Doktora götürürüm yarın. Tabii zaten aşkım hiç yani baktım böyle... Evet. Neyi varmış bir baksınlar. Belki başka bir sorun bir şey var. Allah korusun. Hapşuruyor burnu da akıyor. Bu daha önce gittiğimde doktor söylemişti zaten. Hapşurunca burnun akması diş çıkardığı için oluyormuştu. İnşallah ondandır yine ya. Çünkü tam düzelmiştik. Geldik burnumuz akmaya başladı. Evet yani. Annemin oraya gidiyoruz iyileşiyoruz. Buraya gidiyoruz hasta oluyoruz. Ya işte hava değişiyor. Hava değişiyor. Bir de değişiyor. Mesela bugün çok sıcaktı, dün daha serindi, bir an rüzgarlı, bir an rüzgarsız. Evin içinde bile ne giyeceğimizi şaşırdık valla. Bir sıcak, bir soğuk. Evet, İzmir'in en şey zamanı evet. Şu an, en kötü zamanı yani. Hani normalde bu mevsimi Mart'ta yaşardık, biz şimdi Mayıs'a sarktı yani. Mayıs'ta yaşıyoruz şu an bunu. Akşam evet. Serin, soğuk oluyor işte, bir yaz anda sıcak oluyor. Yaz gelmedi, herhalde kışta gitmek bilmeyecek gene bu gidişle. Bakalım artık. Hayırlısı diyelim. Bir videonun da daha sonuna geldik. Sizi dertlerimizle birazcık bunaltmış olabiliriz ama siz de ailemizin bir parçasınız. Size anlatmayacağız da kime anlatacağız diyeyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.